pencereden barama köşüne bakar. Lan! Polisin penceresi biliyorsunuz birkaç gün önce Rafadan Tayfa hayır motoru gerçek hayatta drone kamerayla şehri yıkarken yakalamıştık. Çünkü kontrolden çıkmıştı. O videoyu da mutlaka gidip izleyin. Hayır motor beni bulamamıştı ama eğer gecenin 3'ünde Rafadan Tayfa hayır motor filmini izlersek sizce ne olur? Umarım hayır motor, dev robot hayır motor evime gelmez, bana bir zarar vermez. Ama şimdi sizin için filmi izlemeye geçiyoruz. Ben filmi açarken siz de tabii ki alt taraftan videoya like atıp kanala abone olmayı ve yorumlara da en sevdiğiniz Rafadan Tayfa karakterini yazın. Şu anda hayır motorun Galata Kulesi'ne saldırdığı sahneyi izliyoruz. Tabii ki tüm filmi izleyemeyiz ama bundan sonra da çok böyle değişik animasyonları izleyeceğiz Rafadan Tayfa'nın. Oo, bak adamlar kaçıyor çünkü yalnızca hayır motor geçti önlerinden. Bakın Galata Kulesi'nde orası motorlu bir geldi. Oo! Dev hayır motor, şuna bakın. Galata Kulesi'ne doğru gidiyor. Biliyorsunuz hayır motorla WhatsApp'tan konuşturdu da bana aynı buna benzer bir video atmıştı. Şuna bakın. Yine Galata Kulesi'ne saldıracak. Oo, bakın haber spikeri de gelmiş. İnanılır gibi değil diyor. Oo! Hayır motor tam olarak Galata Kulesi'nin yanında. İçeri bakıyor diyor. Oo! Hayır motora bakın. Evet, bu sahne bu şekildeydi abi. Tabii ki tüm filmi izleyemeyiz. Sadece sinemalarda var. Sizler de sinemalarda bu filmi izleyebilirsiniz tabii ki de. Gerçekten hayır motorun kontrolden çıkmış halinden korkuyorum. Çünkü ele geçirilmiş oluyor ve iyi hali kalmıyor abi. Evet, şimdi başka bir animasyon izliyoruz. Okulun ilk bu animasyonları sahibinden açıklamayı koyacağım tabii ki. Of ya, ben çok evet, Rafadan Tayfa karakterleri okula gidiyor. Hayri ile midesini düşünüyor tabii. Çok uykum var, otobüste gelmiyor. Abilerim biraz burada otobüs bekliyorlar. Daha bir dakika oldu, otobüs şimdi gelir. Evet, Akın da otobüs şimdi gelir diyor, evet. Oho, otobüsleri geldi bu. Otobüs de otobüs yani, evet. Payit otobüs geldi ve bindiler. Evet, şu anda okula gidiyor Rafadan Tayfa karakterleri. Ve bu animasyonun sonunda da hayri motoru göreceğiz ve inanamayacağınız şeyler olacak. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. O yüzden hayri motoruyla ilgili de ne yapayım yorumlara yazın. Buralar! Ay, dolmuşçu abi dolmuşçu abi burnuyla dırt ormaya basacak şimdi. Evet, okula geldiler. Okula geldiler şu anda. Rafadan Tayfa karakterleri burada indi bakın. Burada Kamil var, Mert var, Akın var, Hayır var. Kamil zaten zürafa gibi boyu var. Neden en öne geçiyorsun? Ya ne olacak iyi böyle? Harbiden uzun boylar niye öne geçiyorsunuz ya? Acıktım, acaba derste yemek yiyebilir miyiz? Evet, selam çocuklar. Yemek bugün okulun ilk günü. Bana tabii sormak istediğiniz bir şey var mı? Aa, öğretmen. Acaba derste yemek yiyebilir miyiz? Hayır, yiyemezsin. Abi Hayri de hep midesini düşünüyor. Benim gibi düşünenler yazsın yorumlara. Aa, zil çaldı. Arkadaşlar, ben kantine gidiyorum. İkinci derse geç kalabilirim. Hayri direkt kantine gidiyor tabii. Bu Kamil'in gözlükleri ne ya? Oha! Hayri koşa koşa kantine geldi. Abla kaşarlı tost var mı? Hayır, yok. Ne kaşarlı tost istedi. Abla yemek yok mu? Ben çok açım. Lütfen bana bir şeyler ver. Abi Hayri'yi doyuramadık bitirdi ya. Daha fazla yeme. Göbeği çok büyük diyor kantinci abla. Okul çıkışı. Abi solda hayır motorla ilgili olana inanamayacaksınız. Gerçekten haklı Hayri, senin sağlığını umarım düşünüyorum. Umarım hayır motor evine gelmez. Sen 500 kilo olacaksın. Arkadaşlar, benim 500 çok kilo olacak abi. Uyuyacağım. Mahalleye geldiğimde Kamil de sürekli uykum var diyor ya. Aa, otobüsleri geldi. Payit otobüsleri geldi. Bahçeli alıyor direkt onları. Aa, mahalleye geldiler. Okul bitti. Mahalleye geldiler. Bu hayır motorla ilgili inanılmaz bir şey yapacağım. Sadece inmedi. Beklemede kalın ve desteklerinizi gösterin olsa rica etsin. Aa! Lan! Kamil otobüs sonuna kalmış. Kamil otobüs sonuna kalmış. İkinci bölüm. Ben beni uyandırmadılar şimdi. Şoför abi beni müsait bir yerde indir. Müsait bir yerde indir. Oo! Mahalleden çok uzaklaşmışım. Mahalle havada nasıl bu kadar karanlık lan? Şimdi? Ürkütücü, her an bir şey çıkacak gibi. Bir nereye gidiyor Kamil? Geldi. Eve nasıl döneceğim? Abi otobüste uyudu, o kadar hala uykusu var. Gideceğim. Hayri, ben kayboldum. Neden beni otobüste uyandırdınız? Aa, buldu. Kamil'i buldu. Kamil, biz seni unuttuk. Neyse, ben Kamil biz seni unuttuk ne ya? Oğlum, nerede kaldınız? Aa, sizi çok merak ettim. Ama Emin'i bulabildiler. Emin'i bulabildiler. Geldik işte, neyse onu boş ver, haberleri aç, çok yorulduk. Haberlerde evet, ne var? Seyirciler, İstanbul'da çok büyük bir deprem bekliyor. Aa!
Her an deprem olabilir. Kafadan kaybada İstanbul depremi bölümü. Deprem falan olmaz, inanmayın bunlara. Hayır, inanmayın diyor. Deprem bölgesinde yaşıyoruz, gerçekten deprem olabilir. Evet abi, deprem gerçekten çok korkunç bir şey. Arkadaşlar, deprem oluyor. Yani önlem mutlaka alınmalı. Aa! Kafadan kayma bahanesinde deprem oluyor şu an. Aa! Binalar yıkıldı gözünüzün önünde. Şuna bakın, Asevec ailesi. Rafadan Tayfa mahallesinde büyük bir deprem oluyor. Ne düşünüyorsunuz yazın yorumlara? Aa, çıktılar enkazda. Arkadaşlar, deprem yüzünden her yer yıkılmış. Abi her yer yıkıldı, tüm mahalle. Sonunda güvenli bölgeye geldik. Burada ne lan? Kuralım geceyi burada geçireceğiz. Teletabileri parkına mı geldi bunlar? Hayır, radyoyu aç. Neler olmuş bir öğrenelim. Saat 18.46'da İstanbul'da 7.6'lık bir deprem meydana geldi. Birçok insan depreme hazır değildi. Deprem. Kimse önlem almadığı için durumlar çok kötü. Abi gerçekten çok üzücü anlar şu anda Rafadan Tayfa'da. Evet, deprem için gerçekten bence önlem olmalı. Burayı da bilerek kesmedim. Arkadaşımız koymuş. Daha olursa kötü şeyler olabilir. Aa, tekrar mahallede Rafadan Tayfa karakterleri. Ne oluyor? Oo, arkadaşlar, Rafadan yardım çadırlarına geldi. Bu bölümden biz sonra hayli batırı göreceğiz abi. Çok güvenli. Evet, buraya geldiğimiz çok iyi oldu. Ama burada yemek ne var? Ben günde 8 öğün yiyorum da. 8 öğün günde 8 öğün yemek diyor ya. Biz burada canımızı dert ediyoruz. Sen hala mideni düşünüyorsun. Abi durun, ya. Didişmeyin hemen. Bir görevliye sorup çadırımızı bulmamız gerekiyor. Aa, görevli. Merhaba geldi. Çocuklar. Buraya bir çadır bulmak için mi geldiniz? Evet. Abi, iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Bak, sen dediğin anda görevli geldi. O zaman hemen beni takip edin, sizi çadırınıza götüreyim. Aa, Rafadan Tayfa karakterleri deprem yüzünden evini kaybetti ve çadırda kalacaklar. Buyurun çocuklar, bu sizin çadırınız. Abi her like bir geçmiş olsun bunlara. Oo, çadır süpermiş. Oo, çadır süpermiş. Nasıl geliyorlar? Hey arkadaş, çadırın içi mükemmel. Amatör animasyonlara bakın abi. Arkadaşlar, zaman geçmesi için bir oyun oynayalım. Ama ne oyunu? Tabii ki yemek sayma oyunu oynayalım. Abi aynı sürekli bir yiyeceğini düşünüyor ya. Kremalı börek, sütlü çörek. Olsa da yesek. Sürekli yemek sayıyor ya ailede. 3 saat sonra, bir dakika, ne oluyor? Pasta, gece oldu şu an. Hala sayıyor. Aklın, yeter aile. Neyse arkadaşlar, saat geç oldu, hadi uyuyalım. Çocuklar Afat çadırında kalıyor. Şimdi oraya gidip onlardan birini kaçıracağım. Bunlar kim? Tamam, hadi hızlı olalım. Bir dakika, bu hayli motor temizliği aşağıdan mı yoksa? Yakalanmamalıyız. Tamam patron, sen hiç merak etme. Tamamdır patron, çadırın önüne yakın, geldim. Şimdi ne yapacaklar Rafadan Tayfa karakterleri? Şimdi yavaş yavaş sessizce içeri gir. Tamamdır patron, içerideyim. Ama bir sıkıntımız var. Kaçıracağımız çocuk 150 kilo, biz bunu kaldıramayız. Ama aklıma bir şey geldi. Bir dakika, hayır, kaçıracaklar. Tamam ama saçma sapan ve ses çıkaracak bir şey yapma. Sakın yakalatma bizi. Ne oluyor lan? Lan, yine bir deprem oluyor bu sesler de. Lan! Hayri'yi dozerle kaçırdılar. Olamaz, Hayri nerede? Taşıyamadıkları için dozerle kaçırdılar abi. Evet, bir sonraki bölüme geçtik. Zuhri Bakkal. Evet, bu Kamil'in bakkalıydı değil mi? Kimleri görüyorum. Hoş geldin, günaydın. Kim geldi? Günaydın Kamil. Annem git bir ekmek al dedi. Hayri yemek almaya gelmiş bakkala. Kamil de çağır dedi. Çok güzel olur. Hadi şuradan 3 ekmek al da gidelim. Ekmekleri aldılar. Eve doğru gidiyorlar. Kahvaltı yapacaklarmış. Oha! O da ne? Sizler bu animasyonu aktarın şunu mutlaka emin yazın. Hayri Batur! Hayri Batur mahalleye geldi, şuna bakın! Hayır, ne yapacaklar ne böyle? Şimdi? Bu senin aynından. Kamil, bunu bunca zamandır sakladığım için üzgünüm. Bu robotu ben yaptım ama bir türlü çalıştıramadım. Çalıştırdığım zaman size gösterecektim ama maalesef biri bu robotu kaçırmış ve onu çalıştırmayı başarmış. Ama ben bu robotu iyilik robotu yapması için kodladım. Robotu başkası çalıştırdı ve artık korkmadım. Kötü biri. Olumsuz. Benim kodlarımı değiştirdiler. Artık ben asla iyilik yapmıyorum. Oo! Ben artık kötülük için çalışıyorum. Olamaz. Duydunuz mu Hayri Batur? Kötülük yapacağım böyle diyor. Böyle durumlar için gizli bir kod yazdım. Onu değiştiremezler. Kamil hemen gizli bir kod sayesinde Hayri Batur'u durduracakmış. Hayri Batur çay içerse devre dışı kalır. Çay mı? Maalesef başka şansımız kalmadı. Ciddi misin? Çayla mı durduracaklar Hayri Batur'u? Hayri, İşte seriz. Bu çay zor zamanlar çayı. Zor zamanlar çayı. Bak Hayri Matörcüm, eğer bu çayı içersen dünyanın en güçlü robotu abi olacaksın. Abi Hayri Matörcüm çayla durduracak. Hadi al ve bunu iç. Galiba sıvı olduğu için böyle şey kısa devre yapıp robot bozulabilir. Bu onu devre dışı bırakacak. Bakalım gerçekten çayı bozulacak içti. Mı? Şimdi yavaş yavaş yere yığılacak. Çayı içti. Aaa!
Çok üzgünüm Hayri Batır. Hayri doğruyu söylüyormuş. Tamir edeceğim. Aa Hayri abi üzüldü şu anda Hayri. Hayri Batır tamir edeceği söyledi. Evet Hayri Batır da böyle bozuldu abi. Gerçekten oldukça eğlenceli animasyonlardı ama en sonki bölümde Hayri Batır'ın kontrolden çıkması gerçekten korkunçtu ama Hayri sayesinde Hayri Batır'ı durdurmayı başardık o sevecalesi. Daha fazla ben bu Hayri Batır hakkında ne yapabilirim? Lütfen bunu yol... Bir dakika. Ne oluyor lan? Yemin ederim dışarıdan deli gibi ses geliyor. Sanki devasa bir şey yürüyor gibi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kamerayı aldım. Kamerayı aldım. O sebebi canlısı şu an bir dakika. Şuradan bakabilir miyim? Şuradan bakabilir miyim? Hayır. Hayır bir şey görünmüyor. Hayır bir şey görünmüyor. Hemen mutfağa geçeceğim. Ve camdan bakacağım. Dışarıdan gelen bu seslerin kaynağı ne? O sebebi canlısı devasa bir şey var dışarıda şu an. O sebebi canlısı mutfağa geldim. Mutfağa geldim. Şimdi güzelce görebilmemiz için camı falan açmam gerek. Oh, şöyle. Tamam. Bakın. Şurayı da şöyle açıyorum. Tamam. Açtım o sebecalesi ve dışarıdan şu an yine sesler geliyor. Devasa bir şey sanki yürüyor gibi. Şuna bakın. Bir dakika. Dışarı bakmam gerekiyor. Hayri Batır. Resmen eğildi ve pencereden bana bakıyor. Şuna bakın. Lan. Hayri Batır. Tüm şehri yok edeceğim. Hayri Batır. Herkes benden korksun. Hayri Batır görüyor musunuz? Kapa. Hemen kapa. Hayri Batır buraya gelmeden. Kapat şunu. O pencereyi kıracağım neredeyse abi. Kapat perdi. Hayri Batır'ı gördünüz mü? O sefer canlısı. Resmen evin önünde. Bir dakika şu an evin önünde. O yüzden bu kapıdan kaçamam. Bir dakika ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika arka kapı. Tamam. Bakın burada benim balkonum var o sefer canlısı. Bu kapıdan çıkıp Hayri Batır'a yakalanmadan kaçmam gerekiyor. Yani bahçeden kaçmam gerekiyor. Şu anda tek çarem bu. Umarım Hayri Batır'dan kaçmayı başarabilirim. Şöyle. Tamam. Bir dakika. Hayri Batır bu sefer de arka bahçede. Nasıl kaçacağım o sefer canlısı? Kapa. Bu perdeyi de kapadım. O sefer canlısı. Şu anda resmen evde köşeye sıkıştım. O sefer canlısı. Ne yapacağım ben? Benim bir yere saklanmam gerekiyor. Yoksa Hayri Batır'ın şu anda evime girmesi an meselesi ve evime girdiği anda benim işimi bitirecektir. Nereye saklanacağım ben? Kapı. Umarım içeri girer. Hayri Batır şu anda evimde. Hayır bana doğru geliyor. Hayri Batır lütfen. Ben Hayri Batır. Tüm şehri yok edeceğim. Herkes benden korksun.